Azar hocam İran bir şey yapmıyor diyoruz ama Hamene X hesabından tweet attı. Yani gördüm tweet'i. Hakkını da yemeyelim. Kerem hazır mı? Bir verelim. Evet. Yani hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz Hamene'in ve İran'daki mobların 40 bin kişiyi katlettiniz. Olimpiyat vermiş öldürdüğü evet. insan sayısıyla. Ekranlarınızda görüyorsunuz Hamene'in hesabından paylaştığı. Netanyahu var. Gözlerinde de 40.200 rakamı var. Evet. Gazze'de katlettikleri sivillere dair. İsrail'den bir takım açıklamalar gelmişti. Cinayette olimpiyat rekoru sahibi diye. Ve bu da... Cinayette olimpiyat rekoru sahibi yazıyor. Evet. Evet. Bir şey yapmıyor diyemeyiz hiçbirimiz İran için. Tabii eyleme bakacağız. Niye bunu söylüyorum? Şimdi bu İran eleştirisini yaptığımızda bazı yazar arkadaşlarımız da az önce söylediğim gibi kızıyorlar ama ya bölgedeki ABD'nin vekil güçlerinden bahsediyoruz. PKK, PYD, YPG onlardan bir tanesi. Kandil'de yakın zamana kadar işte İran topçusuna sırtını dayayıp Türkiye'ye operasyon çeken bir yapı vardı ve İran bunun arkasında bu yapının. Dolayısıyla ABD'ye karşı, İsrail'e karşı topyekun bir savaşa soyunması ihtimali bana uzak geliyor ve bu bir anlamda sorunu da aslında absorbe etme işlevi görüyor İran bu noktada. Tabii ki her ülkenin kendi kapasitesi, varlıkları, göze alacağı riskleri hesap etme tasarrufu var ama oyalıyorlar gibi geliyor açıkçası bana. Yani şöyle psikolojik harp demiştik. Şimdi ilk etapta bence şunu bir hatırlamak gerekiyor. 1 Nisan saldırısına İran 12 gece sonra 13 Nisan akşamı cevap vermişti. Verdiği cevap neydi Hazar Hocam? Hemen söyleyeyim. Şimdi o olayın sembolik önemi şu. İlk defa bir devlet, bakın kilit kelime devlet, bir devlet kendi topraklarından İsrail'i topraklarını hedef aldı. Yani bakın demir kubbe mitinin yıkıldığını konuşmuştuk. Husiler tarafından, Hizbullah tarafından, 13 Nisan gecesi İran tarafından. Şimdi bu bir gerçeklik olarak elimizde. Nasrallah'ın söylediği İsrail eskisi kadar güçlü değil noktası da bu. Şimdi yıkılan bir imaj da var ortada var, İsrail tarafından. Şimdi var. Biliyorum şimdi çok spekülatif ve suikastler üstüne birkaç saat arayla suikastler olması bölgeyi bir anda bugün işte o Cidde'deki toplantıda da ona söylenmiş bölgesel şeye tehdit, barışa ve güvenliğe tehdit. Çünkü o kadar belirsiz bir şey ki şimdi kime suikast düzenlenecek? Saat arayla farklı devletlerde suikastlar düzenleyecek kadar Mossad başarılı. Tamam, bunu bir tarafa koyalım. Fakat şimdi evet o gece bakın 300-400 civarında drone ve füze 1000 küsür kilometre öteden İran'dan kalkıp Amerika, İngiliz ve Ürdün hava savunmasının engelleriyle %90 küsürü imha ediliyor. Fakat geriye kalanları vurulmak istenen noktayı 1,5 metre hedefle vuruyor. Hangi iki noktayı vurdu hatırlıyor musunuz o gece? Valla bir kızın eli yaralandı. Yok o değil, o değil, hayır. Siviller hedef alınmadı. Şöyle söylüyor İran komutanı. Yanlışlıkla vurmuşlardır zaten de. Şöyle söylüyor. Şam'daki elçiliği bombalayan uçakların kalktığı hava üssü. Ve bir istihbarat birimine hedef aldık. 1,5 metre şaşmayla, bilmiyorum bu normal midir, başarı mıdır hani askeri açıdan. 1,5 metre çünkü insan boyundan az olan bir şey. Oradan kalkanlar bu hedefi vurdu diyor. Ve o gün şunu söylemişti. Bu bizim göstermek istediğimiz kadarı hava yerli savunma sanayi ürünlerimizdi. O yüzden mesela şu anda ne konuşuluyor? Süpersonik füzeler mi olacak? İşte kendi geliştirdiği X füzelerle mi vuracak? Burada bir belirsizlik var. Bilmiyorum 12 gece bekleyeceğini açıkçası ben düşünmüyordum hani suikastin ne olduğu gün. Şu anda 7 gün oldu sanıyorum ki. Evet bir hafta oldu değil mi? Bir hafta oldu. Şimdi Hazar Hanım'ın söylediği nokta şu açıdan önemli bakın. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu hani bugüne kadar bu Nisan saldırısı, Nisan misillemesiyle ilgili biz İsrail'den gelen açıklamaları hep baz aldık. Hı hı, tabii. Şimdi İsrail dedi ki ya hiçbir yer vurulmadı. Kızın yaralanması kız da böyle. Evet. Dedi. Olabilir yani yaralandı. Kız da yaralandı gerçekten. O gördük yani hali. Fakat şimdi İsrail 7 Ekim öncesi de öyleydi. 7 Ekim'den sonra da bir defa İsrail yalan haberin manipülasyonun kralı ya. Tabii. Ondan alası yok bu konuda. Şimdi İran'a tabii itimat etmiyoruz kapalı kaldığı için ama İran'ın söylediklerinin %10'unun doğru olduğunu tahmin etsek, düşünsek. İran o zaman bunlara zarar vermiş, vurmuş bunları. Tabii. Yani öbür tarafta bir tedirginlik olabilir. Ben bu açıdan baktığımda deminki tespitimin sebebi oydu. Yani İran'ın söylemlerine %10'luk, 20'lik bir doğruluk payı atfediyorum. Diyelim ki. Bir kısmı işte hani bir teşbihat almaz, acem palavrası derler öyle bir laf vardı. Bir kısmı öyle olsun diyelim yani.
%20'si de doğru. %20'si doğruysa zaten bu adamlar... Bu da bile bir şeydir diyorsun. Tabii zarar verebilir. Peki Kemal Hocam bu kadar muğlak bir şey mi? Yani İran o gece saldırılarında İsrail'i vursa biz öğrenemez miyiz bir önemli noktaları vursa? Hasar tespitlerini yapan mesela... İsrail'in açıkladığı şahit, kadar öğrenirsin. Yok şöyle. Şahit dronları çıktı yola. 129, 136 modeller. Bunlar birbirine arasında çok fark yok. Büyüklük farkı var. Bir de seyir mesafesi farkı var. Ama bir de şey var. Muhacir 6 diye bir drone var. O havadaki işi şu. 136 ve 129 dronları seyrini emniyetle takip ediyorlar. Emniyetle gittiğini takip ediyorlar. Hedefi vurduğunu takip ediyorlar. Ve o drone, yani yardımcı, gözlemci dronlar da hasar tespiti yapıp zayiatı bildiriyor. Yani şimdi bu kadar net veri var elde İran'ın. Yani o 1,5 metre noktası doğru o zaman. Tabii doğru ama şimdi bakın anlatabildim değil mi? Yani Dronlar tek başına böyle sürü şeklinde saldırıyor ama bu sürüyü güden yanında başka dronlar var. Çoban köpekleri var, bir de kayıt yapıyorlar. Hasar tespitini tabii, de kaydediyorlar. Doğru hedefe gitti mi? Ya da vurdu mu? Ya da havada vuruldu mu? Bunların hepsini tespit ediyor. Onların da en son görevi o muacir 6 dediğimiz şeyin kamikazenin görevi, gözlemci çoban köpeklerin görevi en son geri dönmüyorlar. Çünkü 12 saat uçabiliyorlar. Evet. En son onlar hareketi yapıyorlar. Şimdi bu tabloda muhtemelen 300 drone havadayken yandaki o gözlemci dronlar vasıtasıyla anlık veriler İran makamlarına aktarılmıştır. O yüzden gerçekten 300 drone gerçek hedeflere ulaşsaydı emin ol İran yayınlardı. Ya bir de böyle bir durum var yani. Yoksa ya işte şöyle şey diyorum demezdi. Ya 300 drone İkinci diyelim konu, ki 15 tanesi isabet etmiş. Tamam. Ama hayır, hava savunma sistemleri zaten bunların %90 küsürünü imha etmedi mi? Bak ikinci konu işte Azor Hocam bakın. Bir de burada büyük bir kısmı Ürdün semalarında imha edildi. Mesela, yani daha İsrail'e ulaşmadan büyük bir kısmı Ürdün semalarında imha edildi. Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından. İşte, Amerikan Hava Kuvvetleri, Fransız ve İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından. Evet. Yani demir kubbe bir şey kalmadı demir kubbeye. İşte. Daha önce başlıyor aslında. Kurmuşlar tabii. Arap ülkeleri üstünde demir kubbe esaretini kurmuşlar. Coğrafya açıdan kurmuşlar. Bakın Ürdün'ün yani jeopolitik konumuna bakın. O açıdan birkaç gün önce Ürdün Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti çok önemliydi. Çünkü Ürdün 13 Nisan'da çok net bir şekilde tarafını belli etti. Yani bir Arap kimliğiyle üstelik Filistin'in bu kadar içinize işlediği. Nüfusu yani, ne kadar Filistinli Ürdün? Çok büyük kayda değer. Fakat oradaki Filistinliler için de şöyle bir sorun var. Şimdi orada yani Ürdün Devleti tarafından onların pasaportlarının geçerliliği vesaire hani öyle rejim karşıtı bir konuşma yaptıkları anda Ürdün Kraliyetine karşı oradaki varlıkları zaten düşünebiliyor musunuz? Yani tarihsel olarak onlar oraya göç etmek zorunda kalmış insanlar. Yani o psikolojideler. Dolayısıyla kraliyete karşı bir eleştiri. Mesela şunu hatırlıyorum. Şu çok sorgulanmıştı. Neden Ürdün'deki Filistinliler ayaklanmıyor da Batı Şeria'ya desteğe gitmiyorlar? Nasıl ayaklansınlar? Nasıl gitsinler desteğe? Zaten oradan sürülüp gelmişler savaşlarda geçen yüzyılda. Onlar da kendi güvenliklerini ve gündelik yaşamlarını düşünmek hocam, durumunda. Hocam ayaklandılar. İnsan gücüne ihtiyaç yok zaten canım o noktada. Efendim? Ürdün silahlı kuvvetleriyle çatışmaya girdiler. Geçmişte hatta Filistin devletini kurmaya çalıştılar Ürdün'de. Şöyle yani, şu anda El Aksa'dan sonra değil de, bunu istiyorlar. Geçmişte bunu yaptılar. İşte şimdi de böyle bir çağrı var. İnsan gücüne mi ihtiyaç var bölgede? Yani insan değil buradaki işte Hamas'a silah lazım. Stratejik yoksa Gazze'de binlerce, on binlerce sivil var. Batı Şeria'da ne oluyor mesela? Bu arada çok güzel bir nokta. Batı Şeria'yı biz o kadar konuşmuyoruz ki orada da insan hakları ihlalleri çok fazla. Böyle ancak hayır onun da ötesinde çok doğru söylüyorsunuz. İnsan hakları ihlalleri devam ediyor ama şunun için diyorum. Ürdün'deki Filistinlilere ihtiyaç duyulacak bir durum yok. Yani Batı Şeria'da Filistinliler var, Gazze'de var. Sivil insanlar zaten insan noktasında bir ihtiyaç yok. Şu noktada roketlerle, silahlarla, füzelerle İsrail'in ve ona bağlı hedeflerin vurulması söz konusu. Sizi desteklemek için söylüyorum. Ürdün'deki zavallı Filistinlilerin hayatlarını sürdürüyorlar. Bazen böyle değişik çağrılar geliyor. Hani şu çağrı mesela makul. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın işte kaç üyesi var? 57 üyesi. Hani onlardan bir şey bekleniyor, bir birlik bekleniyor. Çünkü niye Ankara hep ne çağrısında bulunuyor? Somut bir şey gerekiyor. Artık bu kınamaları bırakın. Kınamanın kimseye bir faydasının olmadığı onaydır. Şimdi o noktada somut bir şey gerekliliği noktasında İslam devletlerinin ellerindeki bütün zenginlikleriyle işte çünkü bir uluslararası örgüt düzeyinde İsrail'e somut bir yaptırım uygulamanın gücü şimdi
tek başına mesela Türkiye somut eylemler yapıyor İsrail'e karşı. Yani bunun maddi açıdan anlamı olan eylemleri de var. Ticareti kesmek bunlardan bir tanesiydi. Evet. Ya da Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu hafta gerçekleştirdiği o Refah'taki sınır kapısındaki ziyaret. Dünyada kaç Dışişleri Bakanı o noktaya gidip de oradan bir basın toplantısı yaptı? Mesela bunu sadece yani bunun anlamını ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Türkiye'nin tavrı net ama ben bilmiyorum artık dünyada da Arap ülkelerinden Arap Ligi'nin falan bir tepki göstermesi beklentisi. Çok bir şey değişmiyor bu arada. Mesela Refah Başbakanlar da gitti yani. İsmail Başbakan gitti. İspanya'nın duruşu ve son dönemlerde Filistin'e yani desteği bunu, çok bunu güzel. Bunu şunun için söylüyorum, o İsrail'e geri adım attıramıyor bu hareketler. Yok tabii. Somut bir şey yapılması tabii, lazım. Silah gerekiyor bu peki noktada. Peki şunu soralım silah. O zaman. Son günlerde Gazze ile ilgili haberler, can kayıpları, okul saldırıları. Biz bu hafta şimdi gazeteciler öldürüyor. Biz takip ediyoruz ama Avrupa basında ne kadar yer alıyor? Basın oraya olan ilgisini kaybetti Avrupa'da. Başka şeyleri konuşuyorlar. Vallahi Türkiye'de çok farklı değil yani. Türkiye'de basın büyük oranda ilgisini kaybetti. Bizler hala konuşuyoruz ama Türkiye'de Gazze soykırımına yönelik ilgi büyük oranda düşmüş durumda. Türkiye'de böyle incir çekirdeğini doldurmayacak mevzular yüzünden gündem onlarla dönüp duruyor. Yani tabii şunun da unutmamamız lazım, bir yorgunluk oluşuyor. Tabii. Soykırımcı güç karşısında uluslararası toplumun hiçbir şey yapamaması bu yorgunluğu besliyor. Fakat uyanıklığımızı da yitiriyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki. Fransa'daki Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yayınını izleyin. Olimpiyat Oyunları'nda özellikle Ukraynalı atletler ve İsrailli atletler ön plana çıkarılıyor. Ukraynalı atletlerle yani oyunu kazansın kazanmasın elenmiş Ukraynalı. Elenmiş onunla Amerikalı'nın sarılması böyle o dronlar etrafında dönüyor. Yani drondan kastım bizim Jimmy Jeep'ler yani kameralar. Anladım. Dönüyor etrafında reklam ediyor. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim Melih. 400 metre engelli kadınlar yarışı. Kamera tek tek atletleri gösteriyor. Bir atleti hızlıca geçtiler, atladılar. Hiç göstermediler. Ukraynalı uzun uzun, çok uzun gösterildi. Amerikalı çok uzun gösterildi. Diğerleri normal gösterildi. Moğolistanlı atlet vardı. Bir atlet hızlı geçti. Bunu niye göstermediler dedim. Filistin görebilmek mi? İçin yarışın sonunu bekledim. Güney Afrikalı atlet. Aa, oradan Güney Afrikalı var. Atletlere Fransız televizyonu ambargo uyguladı. Onları da çizdiler. Yani biz de bu uyanıklığımızı kaybediyoruz. Mesela bizim ulusal yayıncımız TRT orada müdahil olmalı. TRT spikerinin şunu demesini bekliyordum ben. Ama Güney Afrika atleti gösterilmedi demesini bekliyordum. Gerçi ama TRT ama bizim spikerimiz yani... Ama bizimkiler de yapıyor bazen. İsrailli sporcu çıkıyor. O İsrailli sporcuyu hiç ne anlıyorlar ne yok, bir şey. Yok o bence o bravo geçiyor, çok, iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor ama bunlara da uyanık olmamalı. O zaman şunu da söyleyelim. Avrupa kendi içerisinde aslında zaten bunu tartışıyor biliyor musunuz? Mesela Almanya'nın pozisyonu çok net İsrail noktasında. Aylarca tartıştık yani işte psikolojik yükleri dedik. Bir türlü aşamıyorlar böyle eğitilmelerini dedik ama özellikle şu Netanyahu'nun ek tedbir noktasında gözaltı kararı çıktığı zaman hani bir ihtimal Avrupa'dan uçuş yapacaktı Amerika'ya o kongre şeyine giderken. O noktada mesela Avrupa'da başta Almanya olmak üzere, İspanya olmak üzere birkaç devlet şunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında aldığımız kadar net bir şekilde, net bir duruşu Gazze'de alamadık. Gösteremedik. Bu bizim değerlerimize doğru olan çelişkimizi gösterir. Kendimizle çeliştik. Avrupa Birliği kendi değerleriyle çelişti diye kendilerini eleştirdiler en azından. Bu bile bir aşamadır. Evet. Evet, bir Lübnan'a gidelim. Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü. Turgut Alp, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bütün dünya kilitlenmiş durumda. O bölgelerden birisi de Lübnan. Bir saldırı olacak mı diye. Bugün bize ne aktarırsın Turgut Alp? Melih Altınok, saha bugün çok hareketliydi. Lübnan sınırı çok hareketliydi. Aynı şekilde Batı Şeria ve Gazze'de de İsrail'in saldırıları aralıksız devam etti. Hı hı. Lübnan'ın güneyinde Haydari Vadisi var. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta İsrail sınırına. İsrail oraya bir saldırı düzenledi. İki kişi hayatını kaybetti. Birisi Hizbullah mensubu, bir diğeri ise sivil. 6 kişi de yaralandı. Bu bir hava saldırısıydı. Daha sonrasında Hizbullah karşılık verdi. İsrail'in kuzeyindeki Safet kentinde bu karşılıklardan dolayı bazı noktalarda yangın çıktı. Ve birkaç kez bu devam etti. Ancak sınır boyundaki çatışmalarda bunlar 7 Ekim'den bu yana tanık olduğumuz sınır boyundaki çatışmaların biraz daha yoğun hali yaşandı. O herkesin beklediği Hizbullah'ın ve İran'ın vereceği karşılık henüz gelmedi. Batı Şeria'da son 24 saatte 14 kişi öldürüldü. İsrail 7 Ekim'den bu yana ilk kez Batı Şeria'da 2000 yılından bu yana ilk kez daha doğrusu 7 Ekim sonrasında Batı Şeria'ya da hava saldırıları düzenlemeye başladı. Yani SİHA'larla jetlerle vuruyor.
özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas, Tulkerim, Kalkilya gibi kentleri diyebiliriz. Gazze'de de insanlar bugün bombardıman altındaydı. En son gelen verilere göre 24 kişi hayatını kaybetti İsrail'in saldırılarında bugün. Ve Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Gazze'de bulunan insanların %86'sı şu an yerlerini terk etme emri almış durumda İsrail ordusundan. Yani yüz binlerce insan sürekli oradan oraya, oradan oraya kaçışıyorlar. Ancak yine de İsrail bombardımanından kurtulamıyorlar. Açlık aynı şekilde devam ediyor. Gıda girişi son derece sınırlı Gazze'ye, ilaç girişi son derece sınırlı. Salgın hastalıklar almış, yürümüş durumda. Bu bütün dram, Gazze'deki savaş hafiflemeden devam ediyor. İşte malum işte Beyrut'a buraya düzenlenen ve Hizbullah'ın 2 numaralı ismini öldüren saldırının ardından ve Tahran'da Hamas liderinin şehit edilmesinin ardından İran ve Hizbullah karşılık vereceğini söylemişti. Herkes bu karşılığı bekliyor ama karşılık gelmeden de söz düellosu da devam ediyor Melih Altınok. İsrail Savunma Bakanı Galant'ın bugün İsrail ordusunun düzenlediği bir tatbikat esnasında yaptığı sert açıklamalar var. Hasan Nasrallah'a mesaj gönderiyor ve Gazze'nin halini görün, fotoğraflarını çekebilirsiniz. Lübnan'ı büyük bir tehlikeye atıyorsun. Orayı da Gazze'ye çeviririz şeklinde tehditleri vardı. Kabine içerisindeki Netanyahu kabinesi içerisindeki daha radikal isimlerden gelen açıklamalar günlerdir devam ediyor. Dün Maliye Bakanı Bazalel Smotrich aslında bütün dünyayı normal koşullarda şok etmesi gereken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki işte Gazze'deki 2.3 milyon insanı öldürmek gayet meşru bir şey. Onları aç bırakarak öldürebiliriz ama dünya buna izin vermez demişti. Bugün de aynı kişi işte Hizbullah lideri Nasrallah öldürülmeli şeklinde açıklamalar yaptı. Yani İsrail tarafından tansiyonu düşürmekten ziyade tansiyonu körükleyecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan da İsrail ordusu, Lübnan için konuşuyorum, hemen her gün Hizbullah üyesi ve yanında birkaç sivili öldürüyor. Yani dün 6 kişi hayatını kaybetmişti Hizbullah üyesi. Bugün 2 kişi öldü, biri sivil, biri Hizbullah üyesi. İsrail genelde sınırın 15 kilometre, 10 kilometre iç kısımlarına nokta atışı saldırılar düzenliyor. Mesela bugün düzenlenen saldırıda bir motosiklet hedef alındı. Bu şekilde saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgedeki güçlerini mobilize ettiğini ve İsrail'i koruyacağını açık bir şekilde deklare ettiğini biliyoruz. Bugün Anadolu Ajansı'nın arkadaşlarımız Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki gücünü açık kaynaklardan derlemişlerdi. Buna göre Amerika'nın hala bölgede 45 bin askeri personeli bulunuyor. Birçok üssü var. Özellikle Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Bahreyn'de küçük Amerika diye adlandırılan çok büyük üsleri var. Birçok savaş gemisi burada bölgede ve İsrail'i koruyacağı mesajını da veriyor. Ama bunu yaparken perde arkasında bir diplomasi trafiğinin döndüğü de söyleniyor. İran'a aynı geçen Nisan ayında yaptığı gibi saldırısınız İsrail'e yönelik sınırlı tutması ve bunun bir savaşa dönüşmesini önlemesi şeklinde bir diplomatik arka kapı kanalının yürüdüğü, ancak İran'ın şu ana kadar bu talepleri reddettiği yönünde duyumlar var. Bugün Cidde'de İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantıları vardı. İddia düzeyinde bazı bilgiler var oradan gelen. Kesinleşmiş değil ama mesela İran'ın işte Gazze'de ateşkes olursa ve bazı batılı ülkeler İsrail'e silah satışını askıya alırsa o zaman ben karşılık vermem. Hani bu böyle bir anlaşmaya razı olurum şeklinde bir duruma açık olduğu yönünde iddialar vardı. Tabii ki bunlar sadece iddia düzeyinde, resmi bir açıklama yok. Ancak bazı çevrelerde yazıldı, çizildi diyebiliriz. Tabii herkesi heyecanlandıran bazı açıklamalar geldi. Mesela Mısır'dan bugün gece saat 1 ile sabah 4 arasında İran hava sahasını kullanmama yönünde bir uyarı geldi. İranlıların kendilerine o saatlerde tatbikat yapacağını bildirdikleri yönünde. Şimdi, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan Lübnan üzerinde uçuşları yapmama tavsiyesi geldi hava yollarına. Bütün bunlar da akıllara şunu getirdi. Hizbullah'ın İsrail'e sözünü verdiği o misilleme acaba bu gece mi? İran'ın sözünü verdiği misilleme acaba bu gece mi diye. Ama hiçbirimiz bunun zamanını, nereye olacağını ve ölçüsünü aslında bilmiyoruz. Bir takım ipuçları üzerinden çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün İsrail basınına yansıyan yine bir askeri uzmanların, İsrail askeri uzmanların, askeri bürokrasinin bir tahmini vardı.
O da işte bugün ya da yarın Hizbullah'ın saldırısı İran'ı beklemeden tek başına gerçekleşebilir şeklinde bir saldırı olacağına dair bazı değerlendirmeler oldu basına yansıdı. Tabii işin psikolojik kısmı da var. Anladığımız kadarıyla İran ve Hizbullah tarafı biraz da hani saldırı işte hem bugün mü yarın mı birkaç saat sonra mı diye İsrail kamuoyunu da bir baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Önceki gün Hasan Nasrallah Hizbullah lideri yaptığı konuşmada da bunu söylemişti. Bu işin bir psikolojik boyutu da var demişti. Yani şeyi kastediyor. İşte insanlar sığınaklara yakın durmaya çalışıyor vesaire İsrail tarafında gibi. Ama bu saldırı ne zaman gerçekleşecek, nasıl olacak bunu bilmiyoruz ama gün geçtikçe de insanlar özellikle Lübnan'da, benim bulunduğum yerde ciddi derecede bu durumdan bunalmış durumdalar. Yani ne olacak bilmiyorlar yani. Mesela Hizbullah bir saldırı yapacak, arkasına İsrail çok büyük bir karşılık verecek ve Gazze'de yaşanan bir yıkımın benzeri hava saldırıları İsrail ve Amerika tarafından buraya mı gerçekleşecek? Bu belirsizlik daha ne kadar devam edecek? Bölgeden sırayla ülkeler Lübnan'a gitmeyin, Lübnan'ı terk edin çağrıları yapıyor vatandaşlarına. Diplomatlarının eşlerini, ailelerini tahliye ediyorlar. En son bugün Pakistan mesela açıklama yaptı. Neredeyse Lübnan'ı terk edin açıklaması yapmayan dünyada ülke kalmadı. Turizm durmuş durumda. Sokakta da insanların tek gündemi savaş çıkacak mı? Çıkacaksa ne zaman çıkacak, ne boyutta olacak? Dolayısıyla böyle endişeli bir bekleyiş var. Burada da Melih Altınok'a. Evet. Orada bizdeki bu bunalma hali Lübnan'da da çok doğal tabii olarak var. İnsanlar ne olacak diye bekliyor ama Turgut Alp'in evet anlattıklarından anladığım şu. İran'ın, Hamas'ın, Hizbullah'ın bir şey yapmasını bekliyoruz ama İsrail bu arada sürekli vuruyor. Evet. Yani tahrik etmeye de devam ediyor net bir şekilde. Ama bunu da anlıyoruz. Kemal Olçar konuşuyor. Belki Turgut'a soru olarak da sormak mümkün. 7 Ekim'den önce, daha önce de söyledim bunu, Galant'ın şöyle bir ifadesi var. 7 Ekim öncesinde Lübnan'ın güneyini işgal, belki ilhak ama bir saldırı mutlaka planımız vardı. Onayını aldık hükümetten. Dolayısıyla biz Hamas operasyonu olmasaydı çok büyük ihtimalle şu anda Güney Lübnan'ı ele geçirmiştik diye ifade verdi. Bir şey söyledi. Şimdi bakıyorsunuz aslında Gazze, Batı Şeria ve Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs İsrail'in sanki böyle bir iç konusu gibi algılanıyor. Öyle de ifade ediyor. Dolayısıyla onu merkez kuvvetleriyle halledeceğini tahmin ediyor idi. Hamas'ın direniş olmasaydı eğer. Bir taraftan da onu hallederken eş zamanlı Lübnan'ın güneyine harekat düzenleyecekti. Çünkü Hizbullah Hamas'tan çok daha önemli bir tehdit. Öncelikli bir tehdit. Onun öyle olduğunu şu anda Hamas bozdu bu dengeyi. Yani Hizbullah'la Hamas'ı karşılaştırdığımızda birisi iç tehdit gibi duruyor. Evet, Hamas iç bizim tehdit yaptığımız operasyonlar gibi. Hizbullah da dış tehdit gibi duruyor. O yüzden İran'ın yapacağı misillemeyi müteakip İsrail'in karşı mukabelesi sonucu, karşı mukabelesi Güney Lübnan'ın işgali şeklinde olabilir diye tahmin ediyorum. Buna ne der? Şöyle, Kemal Bey, estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. Kemal Bey, açıkçası İsrail'in başından beri talep ettiği Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi. Litani Nehri de sınırdan, İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre, 35 kilometre yer yer değişen bir uzaklıkta. 2006'daki savaştan sonra Birleşmiş Milletler'in 1071 nolu kararı var. Bu karara göre de o bölgenin de Hizbullah üyelerinin bulunmaması gerekiyor vesaire. İsrail bu konuda ısrarcı ve İsrail açısından bu olursa bu tatmin edici bir şey olur. Ama bunun ötesinde topyekün Güney Lübnan'ı karadan işgal etmesi İsrail açısından çok kolay bir şey olmayacaktır açıkçası. Zaten Lübnan'dan o 82 yılından bu yana başlayan Hizbullah direnişiyle çekilmesinin sebebi de zaten çok kanlı bir mücadele içerisine girmesi ve çok kayıplar vermesiydi. Zaten şu anda 10 aydır bir katliam gerçekleştiriyor İsrail ordusu. 350 bine yakın sivil yedek askeri olarak silah altına alınmış durumda. 9,5 milyonluk Suriye'de. Aslında 9,5 milyon diyoruz ama bunun 2,5 milyonu hatta askerlik yapmayan İsrail vatandaşı Filistinlilerden oluşuyor. Aslında 6,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunların içerisinde neredeyse aşağı yukarı önemli bir oranda o 20 ile 40 yaş arasındaki insanlar silah altında. Son derece yorgunlar. Evet, İsrail'in gücü var, yok mu? Var.
Amerika Birleşik Devletleri'nden mutlak destek alıyor mu? Alıyor. Hava gücü, ciddi derecede bir hava gücü var. Ancak karadan karşısındaki Hizbullah'ın gücünü de değerlendirdiğimizde uzun vadeli bir işgalden ziyade Hizbullah'ı sınırından biraz daha geriye atmayı İsrail'in tercih edeceğini öngörebiliriz. İsrail açısından bir de şöyle bir durum var. Hizbullah'ın o Gazze'ye, Hamas'a, Filistin halkına verdiği destek için verdiğini söylediği İsrail'e yönelik saldırılardan dolayı o 100 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırından İsrail tarafında yaşayan yaklaşık 100 bine yakın insan İsrail hükümeti tarafından tahliye edildi daha günlüğe. Benzer bir durum Lübnan tarafında da var ama hükümet tahliye edemedi. Böyle bir gücü yok. İnsanlar kendi imkanlarıyla kuzeye doğru kaçtılar. Şimdi Eylül ayında okullar açılacak. İsrail artık o kuzeyi de güvenlik altına kendisi açısından almak istiyor. Tabii ki Hizbullah İsrail açısından çok büyük bir tehdit. İşte Hamas'tan çok daha güçlü bir tehdit. Şöyle izah edelim. Mesela bugün Hamas'ın yayınladığı bazı videolar vardı. Bazı patlayıcılarla işte o Han Yunus, Deir el-Belah o kısımlarda İsrail ordusuna mukavemet ediyorlar. Ama yapılan açıklamalarda, gelen bilgilerde şu detay vardı. İsrail'in attığı ancak patlamayan cephanelerden toplanılarak üretilen silahlarla mücadele etti. Yani bu bombaları onlardan yaptı. Bunu ne için söylüyorum? Hamas tamamen abluk altında, Mısır tarafından da her taraftan da kapalı. İçeriye silah giremiyor ama Hizbullah'ın böyle bir sorunu yok. İşte buradan Suriye'den, Irak üzerinden İran'a kadar uzanan bir hat var. Ve işte çok ciddi bir kenetlenmiş bir tabanı var. Abluk altında değil, insan girişine, silah girişine de açık. Ve birçok değerlendirmecinin, İsrailli askeri uzmanın da yorumuna göre 100 bin ile 150 bin arasında değişen bir rakam konuşuluyor cephane olarak. Yani SİHA'lardan, güdümlü füzelerden vesaire bahsediyoruz. Ve Hizbullah gerilla taktiğini 2011'den bu yana şeyde de uyguladı. Suriye'de de Esed rejimiyle birlikte Suriye halkına karşı savaşırken 2006 yılında da çok etkili bir şekilde İsrail'le yürüttükleri 33 günlük Temmuz Savaşı'nda bunu göstermiş, birçok İsrail tankını imha etmeyi başarmıştı. Dolayısıyla İsrail ordusunun karadan komple girerek büyük bir harekata girişmesi çok kolay değil. Böyle bir durumda da son derece kanlı olacaktır. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri de aslında böyle bir senaryo istemiyor. Yani bölgede savaş uzasın, Lübnan'a yayılsın, İran'a yayılsın istemiyor. Bu farklı sebeplerden dolayı, farklı kendi çıkarlarından dolayı. Hatta İranlılara şu mesajı verdiği yönünde iddialar da var. İsrail sizi provoke ederek bir savaş çıkarıp bizi de hiç istemediğimiz bir savaşın içerisine çekmek istiyor. Bu tuzağa düşmeyin şeklinde İranlılara mesaj verdiğinde iddialar vardı. Tabii iddia düzeyinde İranlıların da bizim milli egemenliğimiz ihlal edildi, aşağılandık. Dolayısıyla buna sert bir cevap vermek zorundayız dedikleri ve artık bu saatten sonra o dediğiniz senaryoları önemsemiyoruz dedikleri yönünde bilgiler çıktı. Bunlar doğru olabilir. Yani eminim ki arka kapıdan, yani o back channel dedikleri arka kapı diplomasileri yürütülmeye çalışılıyordur. Ancak bunlar ne kadar sonuç verecek bilmiyoruz. Tabii epey de bir zaman geçti bu saldırılardan sonra. Hala Hizbullah ve İran karşılık vermedi. Demek ki çok kolay bir hesap da yok ortada. Yok. Şimdi Kemal, çok şiddetli karşılık verseler büyük bir savaşa dönüşecek. Evet. Kemal Hocam bir ek yapacaktınız. Sesiniz yani, üst üste binmesin evet, diye. Evet anladım. Ya şimdi tabii burada kör dövüşü var o zaman. Yani bir askeri birliği bir yerden bir yere kaydırıyorsanız, Atlantik ötesinden Akdeniz'e aktarıyorsanız bir sürü maliyeti varmış. Askerlerin psikolojisi var. Hatırlayın 1 Mart tezkeresinde İskenderun kıyılarında bekleyen, 3 ay kadar bekleyen Amerikan tümeni yarısı psikolojik tedavi gördü. Şimdi burada adamları göndermişsin sen Akdeniz'e. Oradan, yıllar sonra onun hesabını sormak için operasyon yaptılar. Tabii bir sürü şeyler yapıyor. Kuzeye göndermişsin. Askeri hedeflerde mutlaka bir toprak parçasını alırsınız ya da düşmanı imha edersiniz. İki tane hedefi vardır askeri birliklerin. Başka ne olacak? Türk'ü çağırmaya gidecekler oraya sonuçta. Bu iki hedefi yapmayacaksan kör dövüşü gibi sen attın ben attım biz de burada tartışıp duruyoruz. Arkadaş orada Güney Lübnan'ın işgal edilmemesi İsrail açısından çok büyük bir kayıp gibi gözüküyor. Ya da Hizbullah örgütünün imha edilmemesi, nötralize edilmemesi İsrail açısından çok büyük bir felaket. O tehdit orada sürdüğü sürece hiç ne arzu mevut kalır ne bilmem ne kalır hiçbir hedef kalmaz. Birinci öncelik budur diyorsunuz. Yani burada. O zaman o ona atacak. Ona atacak. Evet. Ateşle taarruz bu. Kör dövüşü. Biraz oraya gidiyor yani biz gibi. Biz de burada böyle anlatıyoruz diyoruz. Ya işte o adamlar yapsın demiyoruz tabii de.
Ama bir taraftan da bakın orada böyle bir hedef yoksa eğer, İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal ya da Hizbullah yok etme hedefi yoksa, boşu boşuna Netanyahu kendini yaktı orada. Zaten evet. Yaktı Kemal da. Bey, Kemal Bey, evet elbette ki Hizbullah'ı yok etmek gibi bir hedefi var İsrail'in, ama hatırlayalım 2006 savaşında Hizbullah'ı yok etmek hedefiyle saldırı düzenlemişti. 33 gün sürdü. Hatta çok fazla sivil katlederek içerideki farklı hizmetlerin de Hizbullah'a sesini yükseltmesi. O zaman yani Akdeniz'de Amerikalılar yoktu Turgut çektiniz, Bey. Çektiniz demesi bekleniyordu ama o saldırıdan sonra Hizbullah çok daha güçlendi. Yani İsrail de her istediğini yapmaya muktedir değil. Özellikle İran'dan gelen Hizbullah'a çok ciddi destekler var. Mesela 2006 savaşında anlatılan, burada konuşulan ve kayıtlara giren sınır bölgelerinde neredeyse o Şii köylerindeki, kasabalarındaki bütün evleri İsrail hava gücüyle yıkmış. Daha sonrasında ise İran balya balya elden paralar vererek buraları yapmaları için, özür dilerim, Hizbullah İran'ın desteğiyle para dağıtmış ve son derece ideolojik, birbirine kenetlenmiş bir tabanı evet. var. Ve 100 bin kadar savaşçısından bahsediyor Hizbullah. Evet. Bölgede bazı ülkelerin sahip olmadığı askeri kapasitelerden bahsediyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir savaşta İsrail'i tamamen desteklemeye gönüllü değil gibi gözüküyor. Elbette ki kendilerini İsrail'in çıkardığı bir savaşın ortasına bulurlarsa, Amerikan sistemini biliyoruz, İsrail'i desteklerler, belki de sonuna kadar giderler, ama bu senaryoyu en azından şimdiye kadar önlemek için çabalar sarf ettiğini biliyoruz. İsrail ise son derece provoke ederek bu sanki savaşı çıkarmaya, hatta Amerika'nın desteğini çekmeye çalışıyor gibi. Elbette ki İsrail ister. Der ki Hizbullah'ı yok edeyim. Evet. Kuzeyimde bana yönelik bir tehdit olmasın. Güney Lübnan'da işte tampon bölge oluşturayım. Ancak bunu tarih boyunca denedi. Zaten Lübnan'ın güneyini işgal ettiği için Hizbullah doğdu. Hizbullah doğdu ve güçlendi. Hatta Lübnan içerisindeki meşruiyetini de evet. İsrail'e karşı kurulup ona karşı verdiği savaştan aldı. 89-90 yılında Taif Anlaşması'yla Lübnan İç Savaşı bitirildiğinde bütün silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi yönünde bir madde vardı. Orada Hizbullah'a parantez açıldı. Dediler ki sen güneyde İsrail'le savaşıyorsun, silahlarını tut ve silah da edinebil diye. Hizbullah bu sayede güçlendi zaten. İsrail'e karşı bir direniş örgütü olarak kurulduğu için ve İsrail de çok fazla kayıp verdiği için çekilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla size kesin olarak katılıyorum. Hizbullah kesinlikle, özür dilerim, İsrail kesinlikle Hizbullah'ın bir tehdit olarak görüyor. Yok etmek istiyor. Ancak mevcut koşullarda şu anda Güney Lübnan'ı işgal edebilir mi? Böyle bir senaryoya girer mi? Girerse bu Hizbullah'ın sonu anlamına mı gelir? Açıkçası orada biraz evet. benim şüphelerim var. Turgut abi, bir de sana Yahya Sinvar'ı sormak istiyorum. Bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden birisin. Sağ Hamas'taki bu değişiklik Lübnan'da Hizbullah cephesinde nasıl algılanıyor? Sen nasıl görüyorsun Yahya Sinvar'ı? Yahya Sinvar İsrail kamuoyunda özellikle 7 Ekim'den sonra en çok tanınan isimdi. 7 Ekim'in planlayıcısı olarak İsrail tarafından söyleniyordu ve en çok hedef alınan isimdi. Askeri kanattan geliyor, 24 yıl hapis yatmış ve Gilad Shalit anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı. İsmail Haniye gibi Askalon kentinden ama oradan sürgün edilip Gazze'de doğmuş. Şimdi siz İsrail olarak İsmail Haniye'yi şehit ederseniz, Hamas o meydan okumaya karşı Hamas'ta bir meydan okumada bulunur. Der ki o zaman biz bir birlik halindeyiz. Diaspora Hamas, Gazze Hamas ayrımı yok. Bence bu mesajı verdi Hamas. Çünkü bu seçimle yapılıyor bu arada. Bir atama yok yani. Hamas'ın önde gelenleri seçiyorlar. Ve Hamas'ın lideri, siyasi büro başkanı bu şekilde belirleniyor. Dolayısıyla İsrail'e yönelik de bir mesajdı bu aslında. Yani biz direnişten vazgeçmeyeceğiz, biz teslim olmayacağız şeklinde kararlı bir mesajdı. Yahya Sinvar isminin seçilmesi de o açıdan önemliydi diyebilirim. İsrail tarafından tabii ki çok tepkiyle karşılandı ama İsrail her şeyi tepkiyle karşılıyor. Yani Hamas liderinin X ya da Y şahsı olmasının İsrail açısından çok fazla önemi de yok. Hepsini öldüreceğiz, hepsini yok edeceğiz, hepsini yok etmek zorundayız şeklinde bir ortadan kaldıracağız söyleminde bulunuyorlar. Yahya Sinvar için de aynısını söylediler. Dediler ki işte onun yeri Hamas şeydir, toprağın altıdır, öldüreceğiz vesaire. Zaten İsmail Haniye gibi bir figürü siz hedef seçiyorsunuz. En makul isimlerden birisi Hamas içerisinde. Ve karşınızdaki baş müzakereciyi öldürüyorsunuz bir kere. Bu ne anlama geliyor? Ben bir barış istemiyorum. Bu ateşkes konuşmaları da bir tiyatrodan ibaret.
ben elimdeki gücü, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın desteğini kullanarak bölgede herkese meydan okuyacağım demektir. Şimdi İran ve Hizbullah böyle bir meydan okumayla karşı karşıya. Filistinliler ise zaten 100 yıldır bu meydan okumayla karşı karşıyalar. Maalesef eskilerin o düelli muazzama dediği büyük devletler farklı farklı sebeplerden dolayı, detaylandırılabilir belki ileride, İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam ediyorlar. Her ne kadar dünya kamuoyunda vicdanlı insanlar İsrail'e karşı seslerini yükseltmeye başlamış olsalar bile, hükümetler düzeyinde hızlı bir siyasi değişiklik çok da öngörülmüyor gibi. Turgut abi çok teşekkür ederiz. Bize bölgedeki gelişmeleri Turgut Alp Boyraz aktardı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.